Çok değerli konuşmacılarımız var. Kısaca tanıtmak istiyorum. Profesör Berna Dilbaz, Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Yeterlilik Kurulu Başkanı ve Etlik Zübeyde Hanım da öğretim üyesi. Çok değerli hocamız Mehmet Ceyhan hocamız, Hacettepe Üniversitesi Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı Başkanı. Kendisini televizyonlardan tanıyoruz. Çok değerli yorumlarıyla gerçekten hepimizin takdirini toplayan hocamız. Bugün lütfettiler, katıldılar. Bize bilgileriyle katkı verecekler. Gene Niyazi Tuğ hocam, Sancaktepe'de öğretim üyesi ve aynı zamanda İstanbul'da da en çok COVID-19'lu gebe olan hastanelerden bir tanesi. Yine İbrahim Polat hocam, doçent doktor, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin öğretim üyesi. Yine burası da çok fazla COVID-19 hastasını ve gebeyi takip eden hastanemiz. Onlar da ikişer tane bize olgu sunumlarını sunacaklar. Ben daha sözü uzatmadan konuşmayı ilk önce Berna Dilbaz hocama veriyorum. Hocam buyurun. Öncelikle ben herkese iyi akşamlar diyorum ve sizin şahsınızda TİJOT'a teşekkür ediyorum. Bu güzel webinar için hakikaten aklımızda birçok soru var. Ve bilim kurulu üyesi Sayın Mehmet hocamızın da burada olması bizi herhalde birçok konuda aydınlatacak. Şimdi tabii bu konuda çok söyleyeceklerimiz şeyler kesinleşmiş. Bu budur diyebileceğimiz konular değil. Çünkü yeni bir enfeksiyon Aralık'tan beri gündeme geldi ve bunu çok aktif bir şekilde pandeminin başlangıcında yaşayan Çin ve İtalya örnekleri, onların yayınladıkları yayınlarla yavaş yavaş şekilleniyor. Tabii yavaş yavaş da diğer ülkelerden yayınlar geliyor. Dünya Sağlık Örgütü de Çin'le birlikte bazı çalışmalar yürütüp özellikle gebelikte neler olabilir, bu pandemi sırasında gebeler ne yapmalı, bunu araştırıp bununla ilgili yayınlar ortaya koyuyor. Şimdi bizim korona enfeksiyonları ile ilgili bildiğimiz daha önceki enfeksiyonlar, işte SARS ve MERS enfeksiyonları gebeler için daha riskli olduğu. Şu anda acaba tüm gebeler taranmalı mı? Bu gebeler normal popülasyona göre daha fazla enfeksiyon riski taşıyor mu? Sorulardan birisi bu. Şu anda bilinen bilgiler daha fazla riskli değiller. Yani daha kolay enfeksiyon kapmıyorlar ama zaman içerisinde riskleri göreceğiz çünkü yayınlarımız sınırlı. Gebelik izlemleri bir enfeksiyon olmadan ama böyle bir pandemi döneminde nasıl olmalı? Bu da sık sık sorulan sorulardan birisi. Gebe nasıl şüphelenmeli? Çünkü gebelerimiz daha hassas, emosyonel olarak da daha endişe taşıyorlar hem kendi sağlıkları için hem bebekler için. Nasıl doğurmalar? Emzirme, anne bebek teması nasıl olmalı? Rehberdeki bu protokoller gebelerde daha farklı mı uygulanacak? Tabii bütün bunların ötesinde Mehmet Hoca'nın da burada olmasına bir fırsat bilerek muhakkak gebelikle ilgili bir protokol oluşturmamız lazım hocalarım. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon gebemiz oluyor yılda. Şu anda belki 708 bin anne adayımız var. Bu gebeleri hangi sıklıkla takip edeceğiz, ne yapacağız? Obstetrik komplikasyonlar ve obstetrik risklerle takiplerin risklerini bir kefeye koyarak artı eksileri değerlendirerek muhakkak bir antenatal takip ve doğum eylemiyle ilgili bir protokol oluşturmamız lazım. Tabii bütün bu konuların konuşulması da belki sonuçta bize şunu düşündürecek. Ayrı bir devreye giriyoruz. Ayrı bir dünya aslında ayrı bir devreye giriyor. Belki de çok sık hastanelere gelinen, çok sık yüz yüze temas olan takiplerden daha çok telemedisin dediğimiz, daha uzaktan takipli, daha farklı, daha temassız takiplerinde olduğu bir döneme girecek tıp hizmet sunumu. Şimdi gebelerle ilgili en çok sayının olduğu seri, bu Çin Joint Commission'ın bir çalışması var. %8 ciddi hastalık görmüşler, %1 de kritik hasta. Ama bazı serilerde daha yüksek ciddi hastalık sayılarını veriyorlar. Niçin korkuyoruz? Çünkü biliyoruz ki gebeler immünsüpresif bir durumda. Oksijen tüketimleri artmış, solunum sayıları artmış, diyaframları yükselmiş olduğu için akciğerlerin tidal volümleri farklı ve nazofaringeal dokuları ödemli ve daha evvel de bildiğimiz üzere SARS ve MERS'teki salgınlarda gebe hastalarda olumsuz sonuçlar var. H1N1 salgınları yine Türkiye'de gebeleri oldukça etkiledi. Tabii diğer bir korkumuz da şu anda erken gebelik döneminde virüse maruz kalan bir kişinin daha ileride bebeğinde bir anomali olma riski var mı? Bununla ilgili hiçbir yayın yok. Sadece bunu bir fikir olarak söylüyorum ama Zika virüsü enfeksiyonunda biliyorsunuz mikrosefalide artış oldu. Bunu ancak uzun serilerin takibiyle göreceğiz.
Şimdi zorunlu izlemler, gebe olan ama enfekte olmayan bir anne için şunu düşünelim. Bu zorunlu izlemleri nasıl gelsin? Aşı randevusuna nasıl gelsin? Birçok dernek diyor ki sadece belli aralıklarla, yani biz gebe izlemlerini biliyorsunuz arttırmıştık, antenatal takibin bir kalitesi olarak düşünüyorduk, artmış zorunlu izlemi. İşte 8'e çıkartmaya çalışıyorduk, hayır deniyor artık şimdi. Zorunlu izlemleri sınırlandıralım, işte 12. hafta taraması, 20. hafta taraması, aşı randevusu, oral glikoz tolerans testi yüklemesi ve terme yakın bakalım, bunu sınırlandıralım. Tabii bunu bireysel olarak bizlerin söylemesi çok doğru değil. Çünkü böyle bir sınırlama getirdiğimizde normal bir gebe bile olsa, riski olmayan bir gebe bile olsa obstetrik riskleri göz ardı etmiş oluyoruz. Onun için bunun ulusal bir rehber şeklinde bu pandemi sırasında zorunlu izlemlerin riski düşük, yani yüksek riskli gebelik olmayan bir anne adayında hangi sıklıkla yapılması muhakkak bir kurala bağlanmalı ve bireysel olarak bu risklerin alınmasından kaçınılmalı. Bu izlemler sırasında gelecek gebelerimiz muhakkak sınırlı refakatçiyle gelecek, annenin yanında duramayacak. Kesinlikle COVID şüphesi olan bir kişiyle gelinmemesi, çünkü bazen böyle durumlarla karşılaştığımı söylüyor arkadaşlar. Eğer gebelik terminasyonu yapılacaksa, yani bir eski sezaryen randevusu vereceksek, o zaman bu semptomları göz önünde bulundurarak randevuyu 7 gün erteleme, ailede bir vaka varsa ve acil bir durum yoksa 14 gün erteleme. Tabii obstetrik acillerde bu kısıtlamaları tamamen kaldırmamız lazım. Hemen sağlık kuruluna başvurması lazım. Semptomlarda hemen gene acil başvuru gerekiyor. Tabii riskli bir gebeliği varsa da riskli gebeliğin gerektirdiği izlem protokolüne muhakkak uymalı. Ama burada da gene bu sınırlı refakatçi ve semptomların izlenmesi de gündeme geliyor. Şöyle bir yurt dışı kaynaklardan da faydalanarak yaptığım bir tablo var. Tanımlayıcı semptomları biliyorsunuz. Ateş yüksekliği, öksürük, nefes kesilmesi, nefes almada güçlük. Tabii çok geniş bir semptom spektrum var. Gastrointestinal semptomlar, koku alma duyusu, nörolojik bazı bulgular çok farklı semptomlarla ortaya çıkabiliyor. Ama hafif bir hastalıkta gebe hastanın gebelik izlemi yapılması, istirahat verilmesi, semptomları izlerken de izolasyonun sürdürülmesi gerekiyor. Ama bu durumda da biliyorsunuz hastanın 6. 7. günlerine doğru tablonun değişebildiğini görüyoruz. Eğer klinik olarak tablo değiştiyse, yani bir nefes almada güçlük, konuşamıyor, nefes alamıyor, hareket ederken nefesi kesiliyor, hemoptizisi var, kan geliyor, göğsünde bir baskı hissi var, sıvıları bile yutamıyor, dehidratasyon bulguları var, konfüzyonu var, o zaman semptomlar daha ciddileşirse muhakkak bu gebemizin acil hospitalizasyonu lazım. Tabii buradaki acil hospitalizasyon biraz daha farklı. Hem enfeksiyon hastalıkları, yeni doğan yoğun bakım, annenin gerekirse alınabileceği bir erişkin yoğun bakım, perinatoloji ekibi, jinekoloji, obstetrik ekibi, bütün bunların birlikte yapılacağı hemşirelik hizmetlerinin verileceği bir ünite olması lazım ve kesinlikle bu gebeliğin terminasyonu, gebeliğin sürdürülmesi, annenin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım içerisinde olmalı. Bebek açısından da muhakkak neonatologlardan, yeni doğancılardan, çocuk doktorlarından bir bilgi almamız lazım. Tabii anne bu şekildeki semptomlarla geldiğinde bir eylemde anne olabilir veyahut da herhangi bir gebelik haftasında olabilir. Yalnız bunu biliyoruz ki bu tip enfeksiyonlar, preterm eylem, EMR ve fetal kayıpları daha çok artıran olaylar. Onun için bu yönden dikkatli olmalıyız. Anneyi takip ediyorsak, eğer bir doğum eylemi yoksa veya da varsa da aynı tabii takip gerekiyor. Saatlik vital bulgular, pulse oksimetre ile parsiyel oksijen basıncı, gebelik haftası uygunsa kontinü fetal elektronik monitorizasyon gerekiyor. Gerekli tıbbi bakım ve bu dönemde tomografi ve aksiyografisinin çekilmesi gerekiyorsa bu annenin gebe olması nedeniyle kesinlikle ertelenmemeli. Kesinlikle bunların yapılması, endikeyse yapılması gerekiyor. Aksiyografisi çekilirken veya tomografide bir annenin karın bölgesine korunması yeterli olur. Son zamanlarda akciğerlerin ultrasonografik olarak değerlendirilmesiyle ilgili yeni yayınlar çıkıyor. İşte hatta obstetrisyenler diyorlar ki obstetrik ultrason yaparken bir diyafram çizgisine bakın, onun kompakt olup olmadığına bakın, işte B çizgilerinin varlığına bakın diye yeni yeni bu şekilde farklı görüntüler tanımlanıyor. Eğer annede sadece tanımlayıcı semptomlar var, ağır bir hastalık yok ama komorbiditeleri varsa gene bu da orta risk grubuna giriyor. Nedir bunlar? Tansiyon yüksekliği, diyabet, kronik akciğer, karaciğer, böbrek hastalığı olması, kan hastalıkları veyahut da obstetrik problemler.
Bu durumda da gene orta riskli olduğu için bir izolasyon gerekiyor. Solunum durumunu değerlendireceğiz. Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonuna bakacağız. Gene gerekirse bir viral pneumoni ayırıcı tanısı için de akciğer grafisi veya... Berna Hanımcığım, süremiz doldu. Hemen çok az bir konuşacaklarım var. Biliyorsunuz lenfopeni ve enzimlerde, karaciğer enzimlerinde, böbrek fonksiyonlarında, koagülasyon faktörlerinde bozukluk oluyor. Ve sepsise kadar giden bir tablo oluyor. Şimdi böyle bir olguda tabii biz kendimizi korumalıyız. Mehmet Hoca herhalde bu konuda bize ayrıntılı bilgi verecek. Total kayıp açısından kontinü elektronik monitorizasyon lazım. Sezaryen olması gerek demiyoruz obstetrik nedenlerle ama annenin solunum güçlüğü varsa sezaryen hani bir doğumun sonlandırılması patlatacaksa o zaman sezaryen düşünebiliriz. Ama sezaryenden önce annenin stabil olması lazım. Eylemi hızlandırılması için indüksiyon yapılabilir. İkinci evre kısaltılması için operatif doğum yapılabilir. Anestezi açısından spinal ve epidural anestezide bir kontraindikasyon yok. Hatta bazı yerler diyorlar ki epidural erken evrede yapılsın ki acil bir sezaryen olursa entübasyon öncesi bir aerosol dağılımla yol açmayacak bir genel anestezi gereksinimi ortaya çıksın. Geç kremplemeden vazgeçmeye gerek yok deniyor. Bebek silinebilir. Eski diyor ama yıkanabilir deniyor. Ama şimdi sadece silinebilir deniyor. Ama bebekten muhakkak sürüklerin alınması lazım. Tabii anne sütü önemli bir olay. Burada amniyon sıvısı, plazenta, umbilikal kord, vajinal akıntı anne sütünde virüs saptanmamış. Vertikal olarak geçişle ilgili net bir yayın yok. Sadece belirtilen bir seride immunoglobulin olan bir bebek pozitifliği var. Ve bu 18 gibi 19 tane bebek bir tanesi ikisi olduğu için 8 tane bebek kaybı var. Bu konuya özellikle dikkat çekiliyor yayınlarda. Yine daha büyük bir seri var. 33 oldu annenin pneumoni olduğu, COVID pneumonisi olduğu. İki bebekte de gene COVID gözüküyor ama çok ilginç. İkinci, dördüncü günlerde pozitif, altıncı, yedinci günlerde negatif. Bir tane preterm bebekte CPR gerekmiş. O da yedinci gün negatifleşmiş ama bu bebek preterm. Sonuçta vertikal geçiş yok diyoruz ama immunoglobulin emin. Ama hem vajinal sürüntüde bir virüsün rastlanmaması ama tamamen enfekte olması bilinmiyor. Gebelikte tedavide son olarak bunu söyleyeceğim. Gene klasik tedaviyi kullanabiliriz. Bir tek ibuprofen ve indometrosine dikkat etmeliyiz. Eğer preterm ise hafif bulguları olan gebeliği devam edecek bir COVID pozitif anne ise bu preterm tedavisinde magnezyum sülfat kullanmayalım. Bir tek kullanacağımız antiretrovirallerden favipraviri gebelik için uygun bulmuyoruz. Hafif enfeksiyonlar 2 haftada, orta ve ağır enfeksiyonlar 3-6 haftada iyileşme eğiliminde. Bebeğe muhakkak neonatolog tarafından görülmesi lazım. Emzirme riskli ama emzirmeyin demiyoruz. Annenin muhakkak temas ve damlacık enfeksiyonu korumalarıyla bebeğe yaklaşması enfeksiyonu önlemesi gerekiyor. Bazı yerlerde anne sütünü sağsın o şekilde versin deniyor ama kesin olarak anneyi bebekten ayırın diye bir tavsiye yok. Bunu aileyle görüşüp yararları ve zararları birlikte değerlendirin deniyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Oldu. Teşekkür ederim. Şimdi sözü Mehmet Ceyhan hocama vermek istiyorum. Özellikle vaka sayılarımız ciddi arttı. Yani 42 bin vaka var, 10 bin yaklaşık 908 ölüm var. Bütün bunların bir yorumunu istiyoruz. Bir de İtalya'da 100 tane hekim arkadaş hayatını kaybetti. Türkiye'de biz kendi sağlığımızı nasıl koruyacağız, ekiplerimizi nasıl koruyacağız? Bunları da Mehmet Ceyhan hocamdan bir kısa bir sürede bekliyoruz. Hocam buyurun. Şimdi bir defa artık bu gazete ve televizyonlarda çok konuşulduğu için şunu söyleyeyim. Dünyada şu anda bu pandeminin artış dönemindeyiz. Yani dünyada toplam vakalara baktığınız zaman henüz bir plato çizme ya da işte aşağı doğru inme durumu yok. Bildiğiniz gibi Türkiye bu mücadelede savaşın ön cephedeki kısmında oldukça iyi önlemler aldı. Bu tabii virüsün Türkiye'ye yaklaşık 3 hafta geç girmesine neden oldu. Ama arkasından tabii bu bize şu avantajı sağlayacaktı. Bir, hazırlık yapacaktık. İki, diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanacaktık. Sonra 11 Mart'ta ilk vaka çıktıktan sonra gelinen süreçte görüyoruz ki savaşın bu ikinci cephesinde çok başarılı olmamışız. Yani beklediğimizden çok daha hızlı bir vaka artışı oldu.
Hatta bu biz buna büyüme faktörü diyoruz. Yani günlük artış hızı. Bunda dünyada birinci sıradaki ülkeyiz. Son dönemler, son günlerde hatırlarsınız, işte Sağlık Bakanı sıkça artık artış hızımız yavaşladı diyor. Bu tabi biraz da olayın doğası gereği böyle. Çünkü ilk başlarda işte her gün iki katına çıkıyordu. Ama bu her gün iki katına çıkarak devam etseydi, biz yaklaşık 2,5 haftada yüz binlerce hasta sayısına ulaşacaktık. Bu hem sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yük oluşturacaktı, hem de çok sayıda ölü olacaktı. Bir diğer önemli olay da şu, tabii sizin yüz binlerce vakayı tespit etmeniz için onun en az 5-6 katı test yapmanız lazım. Bu da pratikte çok mümkün olmayan bir şey. Yani bu eğrinin sağa yatması, günlük artışların biraz işte yavaşlaması biraz da bu testle ilgili bir olay. En son gördüğümüz durum şu, son yani dünkü rakamla biz 6 günde 2 misline çıktık. Tabii bu biraz daha aralar uzayacak. Yani örneğin bir sonraki 8-9 günde 2 katına çıkacağız. Sonra 10-12 günde 2 katına çıkacağız derken benim yaptığım bir matematik modellemeye göre eğer halk sokağa çıkmama tedbirini özellikle %90 uyarsa biz yaklaşık 200 bin civarında 150-200 bin arasında vaka göreceğiz. Ve bu vakaların da işte yaklaşık 150 bini artış döneminde olacak. Şimdi bu logaritmik eğriyi bugün çizdim. Yani ne zaman biz bu vaka sayısına sahip oluruz diye yaklaşık bir 5 hafta gibi bir süre ama bu tabii çok büyük yanılma paylarıyla yapılan bir hesaplama. Çünkü bir defa öncelikle halkın %90'ın evinden çıkmadığını farz ederek yaptık. Bu tabii değişebilir. Yani bu tedbirlere uyum bunu tamamen değiştirebilir. Biz ülke olarak kademeli önlem alma şeklinde bir yöntem uyguluyoruz. Bu kademeli yöntem aslında riskler de barındırıyor. Çünkü bildiğiniz gibi işte 2-14 gün diyoruz kuluçka süresi ama artık biliyoruz ki vakaların %97,5'unda bu ortalama 5,5 gün kadar bir süre. %2,5'u 2 ile 14 gün arasında sapıyor. Şimdi böyle baktığınız zaman bugün aldığınız tedbirin etkisini yaklaşık bir hafta sonra görüyorsunuz. Dolayısıyla bir hafta sonra vaka sayımız 2'ye katlanıyor ve o zaman kontrol çok daha zorlaşıyor. İkincisi artık vakalar Türkiye'nin her yerine, köylere kadar dağılmış durumda. O yüzden kontrol etmesi de biraz zor. Demin doktor hanımdan işte tedaviyi dinledim. Bu tedavilerin hiçbiri aslında etkinliği gösterilmiş tedaviler değil. Örneğin mesela bu ACE ilaçlarının işte ritonavir-lopinavir kombinasyonun hiçbir etkisi olmadığı gösterildi. Artık yavaş yavaş vaka takip fonlarından çıkarıyoruz bunu. Şimdi dolayısıyla bizim bir şekilde bu yeni çıkacak ilaçlar geliştirilene kadar, eğer geliştirilebilirse bu da yaklaşık bir yıllık bir süre alıyor. İşte bu tedavileri deneyeceğiz. Etkili olanla devam edeceğiz. Etkisiz olanla etmeyeceğiz. Ama bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu unutmamak lazım. Biz ne zaman rahatlayacağız, bu tedbirler bitecek sorusu çok sık soruluyor. Açıkçası bunun için yani 11 Mart öncesindeki yaşamımıza dönmek için dünyada salgının bitmesi lazım ya da bir işte aşının bulunması lazım. Ya da virüsün bir mutasyona uğrayıp daha sonra işte yavaş yavaş insandan insana bulaş özelliğini kaybetmesi lazım. Onun dışında biz tabii toplumun hepsinin yani yarısının en az enfekte olup bağışık hale gelmesi lazım ki tehlike kalsın. Bu da aşısız mümkün değil çünkü ona izin verdiğiniz zaman sağlık sisteminiz çöküyor. İşte çok sayıda geldi mi? Tamam. Şimdi dolayısıyla bir defa bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu bilmek lazım.
Özellikle bu işte virüsün kökenini de düşünürseniz, bu virüs annesi SARS virüsü, 2003'te salgın yapan SARS virüsü, babası bu pangolin dediğimiz, hani geçen ay basında çok sıkça yer alan kabuklu hayvanın koronavirüsü olan yeni bir çocuk aslında. Koronavirüsler mutasyonlarını aynen insanların işte çocuk sahibi olması gibi gösteriyor. Yoksa influenza'daki gibi böyle işte DNA ya da RNA kırıklarıyla mutasyon çok daha nadir koronavirüslerde. Bu da zaten yarasa vücudunda bu birleşmiş, birbirinden gen alışverişi yapmış. Bu iki koronavirüsün çocuğu bu. Daha sonra insana bulaşmış ve insandaki bir koronavirüsten de insandan insana bulaş geni almış. Ve bakın, bulaştırma kat sayısı, yani bir hastanın kaç kişiye bulaştırdığı sayısı, hep şimdiye kadar %2-3 diye hesapladık. Yani bir kişi 2 ya da 3 kişiye bulaştırıyor diye. Dün Amerika'dan, CDC'den bir yayın çıktı. Onlar 5,7 diye hesapladılar. Yani oldukça bulaşıcı ve ortamdan da bol miktarda bulunan, şu anda Türkiye'de taşıyıcının da çok olduğu, çünkü her tespit edilen vakaya karşılık 10 tane tespit edilemeyen vaka olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar yaygın bir virüs. Çalışanlar olarak nasıl korunacağız Mehmet Hocam? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten sağlık personeli en çok ölen, işte hastalanan grup. O yüzden de zaten bu pandemiler depremlerden daha büyük bir felakettir diyoruz. Çünkü sağlık hizmetini yürütecek grup zayiat veriyor. Bir defa Çin'de bir yayın çıktı. Bütün önlemleri alan, yani üşenmeden, işte biyolojik güvenlik düzeyi 3 düzeyinde tedbir alarak hastaya müdahale eden hiçbir hekim hastalanmamış. Ama işte daha fazla müdahale edeyim, daha çok hastaya yetişeyim derken bir şeyleri eksik bırakırsanız, örneğin 2 kat eldiven giymeniz gerekirken tek kat giyersiniz. İşte yüzünüze üst üste N95 cerrahi maske ve face shield, onun üzerine de başı kapatan başlık giymezseniz ve gerektiği yerlerde de elinizi temizlemezseniz bir şekilde bulaşıyor. Çünkü sağlık personelinin riski bir de şundan kaynaklanıyor. Virüsün hastalık oluşturma şartıyla işte virüs miktarı çok direkt ilişkili. Bizler sağlık personeli hastayla, yani virüsü en çok yaydığı sırada kişi karşı karşıyayız. Kahramanlık etmememiz lazım. Eğer yetişemiyorsak o işi zamanımızı ona göre ayarlamamız lazım. Yani böyle cansiperane mücadele etmek hem kendimize zarar verecek hem de o bir kişinin, sonra sizin temaslarınızın bu cepheden uzaklaşmasına yol açacak. O yüzden kesinlikle bütün önlemleri alarak müdahale etmek lazım. Eğer böyle yaparsak, dediğim gibi, yani çok son derece azaltıyoruz. Ama aynı zamanda da hastaneler ve sağlık personeli hem büyük bulaş kaynağı. İtalya'da %41 bulaş hastanelerde oluyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar acil olmayan, örneğin işte sizler için, kadın doğumcular için, tabii ki doğum, işte sezeryen falan, bunlar mutlaka yapılması gereken şeyler. Ama acil olmayan müdahalelerin mümkün olduğu kadar yapılmaması lazım. Burada bir eksikliği de söyleyip bitireyim. Keşke işte pandemi hastaneleri belirlendi aslında bakanlık tarafından, ama iyi duyurulamadığı için neredeyse bütün hastanelere COVID'li hastalar gidiyor. Keşke bunlar için, örneğin işte gebe takibi, işte çocukların aşıları için steril hastaneler belirlenseydi. Bu yapılamadığı için de şu anda büyük bir kargaşa var. Risk taşıyor bu yapılan işlemler. En son dün bir kadın doğumcunun hastalığa yakalandığıyla ilgili bir haber vardı. O yüzden bir defa çok dikkatli olmalıyız diyorum ve sözümü bitiriyorum. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Tekrar sorular gelecek. Ben şimdi Niyazi Hocam'ı görüyorum karşımda. Niyazi Hocam, buyurun. Süreniz 5 dakika, 2 vaka sunacağız. Siz dinliyoruz.
Veya şeye dönelim. İbrahim hazırsa İbrahim'e dönelim. Hazırım hocam. Buyurun İbrahim hocam. Sizden iki vakayı bekliyoruz. Buyurun. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi herkese iyi akşamlar. Bizde olan iki vakayı sunacağım. Ben başlayayım hiç geciktirmeden tartışmaya evet, zaman evet, kalsın. 30 yaşında bir hastamız. İkinci gebeliği. 34 hafta 3 gün. Bize nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle geldi. Komorbidite olarak tip 2 diyabeti ve hipotiroidisi vardı. Ultrasonda bir özelliği yoktu ve PCR'ı pozitif olarak saptandı. Tedavisine o zaman Kalitra yoktu tedavi şemasında Sağlık Bakanlığı'nın. Dolayısıyla hidroksiklorokin, azitromisin ve oseltamivir başlandı. Ancak hastanın durumunda saturasyon, oksijen saturasyonunun düşmesi üzerine enfeksiyoncu arkadaş tarafından Kalitra da eklendi. Üçüncü gününde bakın ne olmuş? 40 solunum sayısı 40'ın üzerine çıkıyor. 9 litre oksijen almasına rağmen satürasyon 94. Oksijen almazsa 90'ların altına düşmesi üzerine ve taşikardinin olması üzerine bir konseyimiz var bizim bu hastalar için kurduğumuz. Konseyde perinatolog olarak ben varım. Onun dışında göğüs hastalıkları uzmanı, anestezi, yeni doğancı ve yoğun bakımcı arkadaş var. Toplandık ve doğumuna karar verdik. Tabii doğum içinde durumunu göz önüne alarak sezaryen yaptık. Bu kan tahlilleri gördüğünüz gibi lenfopenisi var. Oldukça düşük sayıda ve oranda bir lenfositi var. Lökositi yüksek. Bu hasta sezaryandan sonra postop birinci gününde bakın maskeyle oksijeni saturasyonu 95'e çıkmış. Yoğun bakımda iki gün, üçüncü gün kaldıktan sonra bugün yoğun bakımdan çıkarıldı. Şu anda rahat bu hastamız. İkinci hastamız 27 yaşında, ilk gebeliği 36 hafta 6 günlük olarak PCR'ı dışarıda yapılmış pozitif olarak geldi bize. Akciğer tomografisini çektirdiğimizde de yine pozitif olarak saptadık. Şikayeti neydi? Ateş, nefes darlığı, öksürük üçlüsü vardı bunda. Üçü de vardı. Ultrasonda bir bulgusu yoktu. Tuşede, vajinal tuşesinde kolum kapalıydı. Yine burada kan tetkikinde lenfopenisi gözüküyor. Büyük oranda gözüküyor zaten bu hastalarda lenfopeni. Bu da tomografisi. Burada özellikle periferde, alt tabanlarda buzlu cam manzarası saptanıyor. Bunlar tabii orta ağır ve hafif olarak bize raporlanıyor. Hastanemizde yarım saat içinde bunlar raporlanmakta. Bunu aldıktan sonra biz bu hastanın tedavisine başladık. Ve sezaryanını yaptık önce tabii. Ve yine üçlü bir tedavi yaptık. Beşinci gününde de taburcu ettik. Eğer vaktim varsa kısaca biz hastanemizde nasıl bir algoritma yapalım? 2 dakikanız var, buyurun. Tamam, anlatayım hocam. Şimdi bizim acil kadın doğumumuz var. Acil kadın öncesinde bir triyaj odası yaptık. Covid triyaj odası. Burada anamnez alıyoruz. Neye göre? Şikayetleri, solunum şikayetleri, seyahat ve temas öyküleri alınıyor. Ondan sonra eğer şüpheliyse bunların ultrasonu, NST'si özel olarak bir Covid muayene odası oluşturduk. Ultrasonu ve NST'si burada yapılıyor. Tetkikleri buradan isteniyor. Örneği de yan tarafta yine sürüntü alma odamız olduğu için orada sürüntü örneği alınıp gerekiyorsa BT isteniyor. Eğer klinik hafif ve BT negatifse PCR'ı bekleme kararı alıyoruz. Nerelerle hastayı evine gönderebiliyoruz. Eğer BT pozitif veya PCR pozitif veya ikisi pozitifse yatışı alıyoruz. Hafif klinik olgularda artık tedavide izlem yapıyoruz. Semptomatik tedavi yapıyoruz. Hemen tedaviye başlamıyoruz. Orta ağır bulgularda BT bulguları varsa tedavi, klinik olarak da ağırsa tedaviye başlıyoruz. 5 gün tedavi veya izlem sonrası klinik değerlendirme uygunsa bunların iyileşmiş olduğunu kabul ederek
taburcu edebiliyoruz. Tabii bu daha da uzayabiliyor bu süre. En az 5 günden bahsediyoruz. Tedavide demin Mehmet Hocam bahsetti. Kaletra kullanılıyor şu anda. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bu var. Eğer gerekirse plakonil de ekleniyor. Ama kaletranın çok yabancı literatürde çok da işe yaramadığı söyleniyor. Bu yüzden belki gözden geçirilmedi. Eğer eylemde geliyorsa hasta, mutlaka öncesinde BT ve PCR'ını alıyoruz. Çünkü çocukçular bu BT'ye göre hızlı, bizde yarım saatte çıktığı için PCR yerine BT ile karar veriyoruz öncelikle. Ona göre bebeği ayırıyorlar bizim yeni doğancılar. Anne yanına vermiyorlar. Eğer tam açık ya da tam ay açık gelirse doğum aneye alıyoruz ve doğurtuyoruz, ama böyle bir vakamız olmadı. Hepsi sezeryan oldu şu ana kadar ve pozitifler COVID servisine. Eğer PCR beklenecekse de izole odada bekletip PCR sonucunu bekleyerek karar veriyoruz. Son slide. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hafif vakada şöyle, ağır vakada, orta vakada böyle davranıyoruz derken neyin hafif, neyin orta ve neyin ağır olduğunu bilmemiz lazım. Bunlar biraz atlanıyor. Klinik semptomlar hafif ve pnömoni yoksa buna hafif vaka diyoruz. Ateş ve bunun yanında herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu semptomu varsa, öksürük, solunum yetersizliği demeyelim de zor soluma varsa veya pnömoni belirtileri varsa filmde ve ya BT'de, buna orta vaka diyoruz. Ağır vakada ise eğer solunum sayısı 30 veya üzerinde olması, satürasyonun 93'ün altında olması ya da PaO2 ile FiO2'nin 300 mm civa veya üzerinde olması, bu oranın herhangi birisinin olması ağır vaka oluyor. Kritik vaka ise solunum yetersizliği olup mekanik ventilasyon gerektiren hastalar, şok durumu olan hastalar ya da yoğun bakım ünitesinde bakım ve tedavisini gerektiren multi organ yetersizliğine giden vakalar. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Teşekkürler İbrahim Hocam. Şimdi Niyaz Hocam'a söz verelim. İki vaka sunacak Sancaktepe'den. Buyurun Niyaz Hocam, ondan sonra tartışacağız. Hocam share screen'i tamam. Tamam. Buyurun Niyazi Hocam. Hemen başlıyorum değerli hocam. Şimdi ben de iki olgu sunumu paylaşmak isterim. Şimdi olgularımızdan birincisi acile öksürük ve şikayet, ateş şikayetleriyle müracaat ediyor. Şüpheli temas öyküsü yok. Sistem muayeneleri ve akciğer muayenesi doğal olarak kaydediliyor. Titte lokositte 2 pozitif lokosit ve 2 pozitif proteinüri geliyor. Gebe olduğu için 30 hafta 6 günlük gebe. Kadın doğum konsültasyonu isteniyor. Bizim muayenemizde ise şiddetli preeklemsi tanısı koyuyoruz. Kolyumu müsait olmadığı için magnezyum sülfat yüklemesini müteakip spina epidural anestezi altında sezaryenli yapıyoruz. Fakat postopunda kliniği şiddetlenmeye başlıyor. Troponin dikkat çekici. Troponin 65.7, LDH 474. Ateşi başlangıçta düşük ölçülmesine rağmen tedricen yükseliş saptanıyor. Postop 0'da 37, postop 1'de 38, ondan sonra da 39'un üzerine atıyor. Postop 1. günde herhal tomografi çekiliyor ve tomografisi görüldüğü gibi müsbet. Bunun üzerine klasik üçlü tedavi başlanıyor. Postop 2. gün ise favipravir ekleniyor. Tansiyonları regüle edilememesi üzerine perlinganit. Onun arkasından da üçlü antihipertansif tedavi başlanıyor. Bu esnada LDH'ları ve troponini yükselmeye devam ediyor. Ve akciğer bulguları sonradan ortaya çıkıyor. Başlangıçta yoktu fakat sonrasında taş ipme, taşikardi ve dinlemeyle kabareller. Bu da 4. gün PA grafisi. Ve yoğun bakım ünitesinde sedasyon veriliyor. Değerli hocamın yararsız olduğunu
bize söylemesine rağmen bizim enfeksiyon ünitesi Aktempra'yı başlıyor. 6. gün kliniğinde iyileşme görülmesi üzerine COVID servisine aktarılıyor. Fakat LDH yükselmeye hala devam ediyor. Bu 7. gün grafisi. Standart üçlü antihipertansif tedavi, beşli antiviral tedavi almaya devam ediyor. Tansiyonları hala düzenli değil. Kalsiyum replasmanı yapıyoruz. Albümini tedricen düşüyor. Bir ünite albümin replasmanı yapıyoruz. Bugün itibariyle postop 11. günü servisimizde takip etmeye devam ediyoruz. 5 litreden oksijen alıyor. Bu olgu bize preeklemsi olgularını COVID hastalığının şiddetlendirdiğini düşündürüyor. Bu arada en son düzelen değer acaba LDH mıdır? Preeklemsi tablosu acaba COVID sebebiyle mi şiddetlendi? İkinci olguya geçmek isterim. İkinci olguda 38 hafta 5 günlük gebe olarak acile müracaat ediyor. Bir haftadır devam eden ateş şikayeti var. Eşi COVID pozitif çıkmış. Penisilin alerjisi dışında özelliği yok. Bu hastamızın da acilde ölçülen ateşi 37.3 derece santigrat ve oksijen satürasyonu da %97. Solunum sayısı da normal. Fizik muayenesi normal kabul ediliyor. COVID servisine eş pozitifliği sebebiyle standart tedavi başlanıyor. Fakat yatışının ikinci gününde obstetri konsültasyonunda NST non-reaktif, biyofizik profili de düşük olması üzerine yine spinoepidural anesteziyle sezaryen yapıyoruz. Tomografi görüntüsü de tutulum olduğunu bilateral göstermektedir. Bu hastamızda durumu gitgide kötüleşti. Tansiyonu efendime söyleyeyim, albümin seviyesi ve oksijen satürasyonu gitgide kötüleşti. Lökosit 3 pozitifti. Daha sonra yoğun bakımda kan kültüründe streptokok üredi. Şu an itibariyle standart tedavisini almaktadır. Servisimizde takibe devam ediyoruz. Bu hastamızın özellikle ürik asiti şöyle bir seyir izlemiş. Fakat LDH'i yükseliyor. Yani ürik asite göre LDH ters orantılı gibi gözüküyor. Albümini devamlı düşmüş. Ve LDH'in en son düzelen değer olduğunu bu hastamızda gösteriyor. Tabii çok vakaya bakmamız lazım. Acaba nasıl oluyor? Halen 12 hastamız kliniğimizde takibimiz altındadır. Bu arada vaktim varsa şunu eklemek isterim. Biz kendi kliniğimizde COVID şüphesi olan hiçbir hastayı doğumhanemize almıyoruz. Standart COVID servislerinden birinde yeni bir doğumhane gibi bir sistem kurduk. En ufak ilgili şikayeti olan hastamızı katımıza almadan üst katta değerlendiriyoruz. Konsültasyonları da orada yapıyoruz. Normal doğum, olguların yarısına normal doğum yaptırdık. Güzelce giyindikten sonra ekibimiz hasta odasında doğum işlemini gerçekleştiriyor. Tezeren yapacaksak tamamını epidüralle yaptık. Genel anesteziden kaçındık. Çünkü akciğer bulgusu olanlar da bilemiyorum hocalarım ne der. Genel anesteziden kaçındık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Niyazi Hocam. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Sorularda Cem Demirel Hoca'nın Mehmet Hoca'ya bir sorusu var. COVID teşhisi ya da şüphesi olmayan ama tabii ki asemptomatik olma ihtimali olan gebe popülasyonunun obstetrik muayenesini yaparken minimal kişisel koruma ekipmanı ne olmalıdır hekim için? Mehmet Hocam. Evet. Yani bir defa bu işte bir bizim şu anda nüfusumuzda yaklaşık 1000'de 4 kişinin virüs taşıyabileceğini hesaplıyoruz. Yani işte tespit ettiğimiz vaka 10.000'de 40, işte bu da yaklaşık 1000'de 4 ediyor. O 10 katıyla çarpma nedeniyle. O yüzden tabii mümkün bu. Standart
önlemlerden fazlasını almak lazım. Yani pandemik virüslerde normal gördüğümüz mevsimsel grip virüsü gibi davranmamak gerekir. Bir defa mutlaka N95 maske takmak lazım. Hasta muayene ederken hekim için söylüyorum. Ve N90 hastaya normalce eğer mümkünse, mesela hiç böyle bir şey yok ama biraz ateşi var diyelim. Ateşi yok, öksürüğü var. Mutlaka hastaya cerrahi maske taktırmak lazım. Ve N95 maskenin üzerine de cerrahi maske takmalı ki. Çünkü N95 maskeyi her kullanımda atamayız. Onu uzun süre kullanabilmek için cerrahi maske takıp onu tek kullanımlık atmalıyız. Burada tabii şey, tek kat eldiven yeterli. Ama işte COVID kuvvet de muhtemelse, yani bütün semptomları varsa ve test almanızı gerektirecek kadar bir şüphe varsa, o zaman çift kat eldivenle yapmak lazım bunu. Bir de her şeyde, mesela ağız, burun, öksürme, hapşırma, öksüren, hapşıran birisi face mask de takmak, yani yüz maskesi de takmakta yarar var. Değilse yüz maskesi takmaya gerek yok normal kadın doğum muayenesinde. Teşekkürler. Şimdi geçen haftaki konuşmacımız Hasan Tersi Hoca'nın bir sorusu var. Gene diyor ki PCR'ı pozitif ancak belirgin semptomu olmayan gebelerimizde tedavi başlamadan izleyebilir miyiz? Dört hocama da sorun diyor. Mehmet Hocam buyurun, ilk önce size sorayım. Şimdi PCR müsbet gebe evet. Bulgu yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce biz çocuklarda bir defa asemptomatik ya da hafif semptomları olanlara herhangi bir tedavi vermiyoruz. Erişkinde de bu daha çok Çinlilerin guideline'ından alındı, vaka takip rehberinden. Açıkçası Çinlilerin tedavilerini kullanmak biraz tartışmalı bir olay. Çünkü Çin salgını çok iyi kontrol altına aldı. Yani çok farklı yöntemlerle, biraz antidemokratik yöntemlerle. Ama Çin'in mortalite oranları diğer ülkelere göre yüksek. Çin çok büyük bir teknoloji kullandı. Aynı anda binlerce kişiyi ECMO'ya bağladı. Buna rağmen o sırada dünyada mortalite %3,4 iken Çin'de %4'tü. Dolayısıyla hani Çinlilerin böyle 30 vakalık, 40 vakalık, 100 vakalık serileriyle biz bir tedavi şeması yaptık. Diğer ülkelerden de henüz hidroksiklorokin dahil etkin olduğuna dair, bakın sadece biz kullanmıyoruz hidroksiklorokin. Amerika kullanıyor, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere. Henüz hiçbir yayın yok ki binlerce vakaları oldu. Bizimkinin de henüz etkili olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden ben yetişkinlerin de aslında çok hidroksiklorokinden erken dönemde yarar gördüğünü düşünmüyorum ama yetişkin enfeksiyoncular rehbere koydular onlar. Yani işte tespit ettikleri anda asemptomatik de olsa onlar hidroksiklorokin veriyor. Bir yanlışlık olmasın, buradaki oseltamivirin çıkması lazım rehberden. Çünkü oseltamivir semptomlar birbirine çok benzediği için test sonucu da geç çıkabilir diye influenza için verilen bir tedavi. Dolayısıyla influenza sezonunun artık sonuna yaklaştık. Oseltamivirin bir faydası yok. Dediğim gibi yani şu andaki Türkiye rehberinde hidroksiklorokin veriliyor bu tip hastalara. Ama ben çok doğru olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Berna Hanım. Şimdi tabii eğer hasta geldi, semptomları var, takip alıp testimizi yapacağız. Ama semptomların şiddetine göre tomografi, akciğer grafisi, bunlar gerekiyor mu gerekmiyor mu karar vereceğiz. Tabii bir de gebe hangi aşamada geldi? Şimdi mesela term gebe doğmak üzere geldi. Hafif semptomları var, test sonucunu bekliyoruz. Bu hastanın doğumunu herhalde çabuklaştırıp test sonucundan sonra semptomları izleyerek takip etmemiz belki daha kolay olabilir. Ama geldi birinci trimestrede bir gebe, semptomları var. Bu gebelik devam edecek. Yani hastanın daha erken dönem çok fazla akciğer problemleri ortaya çıkmamış. Bu hastada muhakkak tedavimizi yapacağız. Ben öyle düşünüyorum. Tabii Mehmet Hoca bu ulusal rehberdeki tedavi şemalarına da biraz eleştirisel bir yaklaşımda bulundu. Ama gerçekten şu anda kesin şu tedavi şudur diyecek elimizde hiçbirimizin bir kanıtı yok. Ve yurt dışından da gebe tedavisiyle ilgili gerçekten hiçbir şekilde yeterli bir veri yok.
Ben Mehmet Hoca'ya da bir şey sormak istiyorum bunu cevaplandırırken. Mesela Çin'den gelen yayınlar bütün gebeleri COVID açısından taramışlar antenatal takibe gelen. Acaba böyle bir şeyin enfeksiyonun yayılımını sınırlamak açısından bir faydası olur mu? Bunu da bir sormak istedim. Sorarız. Ben şimdi bu soruyu asemptomatik gebe Niyazi Hocam tedavi yapıyor musunuz? Hocam tedavide multidisipliner yaklaşım uyguluyoruz. Medikal tedavi yönetimini enfeksiyon hastalıkları departmanımız üstleniyor ve asemptomatik gebelere de diğer asemptomatik hastalara başladıkları gibi standart bir kinin tedavisi başlıyorlar. Evet, teşekkür. İbrahim Hocam. Hocam şimdi biz bir 15 gündür değişikliğe gittik. Bizim özel COVID gebe ve lohusa servisimiz var. Bütün gebeleri öncelikle biz değerlendiriyoruz, biz yatıyoruz, biz tedavi ediyoruz ve gerekirse ancak diğer uzman arkadaşlardan yardım istiyoruz. Ve bu tür hastalara, demin tarif ettim, hafif vakalar grubuna giren bu hastalara öncelikle yatırsak bile, bazılarını yatırmıyoruz, yatırsak bile tedavi başlamıyoruz. Öyle takip ediyoruz, kötüleşip kötüleşmediğine bakıyoruz. Şu anda en az 3 hastamız bu durumda. Evet, teşekkür. Şimdi gene çok fazla gebe muayenesi yapan, yani rutin gebe muayenesi yapan Mehmet Hocam'a hekimler nasıl korunmalıyız diye gene soru geliyor. Bu sorular çok Mehmet Hocam. Rutin antenatal muayenesi yapıyor birçok polikliniğimiz. Bu polikliniklerde evet. Asgari korunma ekipmanını bir daha sizden almak istiyoruz hocam. Tabii. Buyurun. Yani buna standart prosedür diyelim. Çünkü karşınızdakinin evet. Bir semptomu yok, bir şey yok. Evet. O durumda dediğim gibi mümkün olduğu kadar hikaye alırken, muayene ederken çok gerekli değilse hastanın ağzına burnuna 1,5 metreden yaklaşmamaya dikkat etmek lazım. Evet. N95 maske ve üzerine cerrahi maske tek kullanımlı takmak lazım. İşte diğer muayene işlemleri sırasında eğer tuşa atacaksanız örneğin eldiven takıyorsunuz. Tek eldiven yeterli. Ultrasound eldiven... probu kullanıyoruz hocam. Efendim? Ultrasound probu kullanıyoruz. Tabii onda çok elinizi yıkamanız yeterli onda. Yani yeter. Elinizi eldiven giymenize gerek yok. Normalde tamam. Eldiven takmadığınız işlemlerde. Ama ağzınıza burnunuza değdirmeden hemen elinizi temizlemenizde yarar var. Dolayısıyla bunun dışında bundan fazla önlem almaya normal muayenede gerek yok. Karşınızdakinin bir şikayeti yoksa. Biraz önce hocamın sorduğu soruya şöyle cevap verebiliriz. Bu gebelerin taranması değil toplumun taranması gözüyle bakmak lazım. Evet, Berna Hanım'ın sorusu. Evet, eğer sizin böyle bir imkanınız varsa yani 83 milyon insanı tarayabiliyorsanız o çok ideal bir yöntem. Ama bu pratikte hiçbir ülke için mümkün değil. Siz hemen işte taşıyıcıları yakalar ve toplumu izole de etmezsiniz o zaman. Ona gerek kalmaz. Sadece taşıyıcıları evlerine kapatırsınız. İş biter zaten. Çok kolay kontrol altına alırsınız. Bütün hikaye bunun zorluğu tabii. Sadece gebeleri düşünseniz İşte şu anda 1 milyonun üzerinde gebe var. Bunlara yapacak test yok elde. Dolayısıyla yani pratikte uygulaması oldukça zor bir yöntem. Çinlilerin de ben böyle bir şey yaptığını duymadım. Çünkü uyguladıkları toplam test miktarına bakınca bir de Çin'in gebe sayısına pek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Açıkçası yani hocam, bütün size bir soru daha var. İvermektin. Bu uyuz evet. ilacının kullanımı konusundaki düşünceleriniz. Şimdi şöyle, ivermektin'in de yapılan tek çalışma, işte Avustralya'da bir grup ivermektin'le bu işte SARS koronavirüs 2 virüsünü aynı hücre kültürüne koymuşlar ve işte bunu koydukları tarafta virüsün az ürediğini söylüyorlar. Ama hiçbir klinik çalışma yok, hiçbir araştırma yok. O yüzden henüz böyle bir etkiden söz etmek mümkün değil. Bakın işte ilk başta söylediğim gibi bundan hiçbirisinin aslında pratikte çok etkili olmasını beklemiyorum. Çünkü bunlar hep
yeni geliştirilecek ilaçlar için süre gerektiğinde işte mevcut olan ilaçları deneyerek gidiyoruz. Hidroksiklorokin de böyle, favipiravir de böyle, ivermektin de. Ama yani böyle bir şey, bu ilaçların birçoğu mesela SARS'ta, MERS'te de denendi, etkili çıkmadı açıkçası. Evet, Niyazi Hocama ve İbrahim Hocama birer soru var. Bu COVID'li doğurttuğunuz gebelerin, bebeklerinde COVID buldunuz mu? Ne yaptınız bebeklere? Niyazi Hocam buyur kısaca. Hiçbir bebekte COVID bulgusu saptanmamıştır. Emzirdiniz mi? Anne yanına vermedik. Annelere şunu önerdik. Efendim dedik, güzelce giyimden sonra, uygun antisepsiden sonra bebeği emzirebilirsiniz. Fakat annelerimiz emzirmediler. Fakat süt sağıp yine vücudu tamamen kapattıktan sonra, maskeyle izolasyonunu sağladıktan sonra süt sağıp sağılmış sütü veriyoruz bebeklere. Veriyoruz. İbrahim Hocam. Aynı şekilde biz zaten yeni doğancılarla birlikte bu kararı verdik. Kesinlikle ayrı tutuyoruz bebeği ama süt emzirme yok. Sütün taşınması var. Pompayla sağlık taşınması. Şimdi var. Bir şey söyleyebilir miyim hocam, Ateş Hocam? Bu yani bizim yeni doğancılar da yaptılarsa bu yanlış bir uygulama. Çünkü zaten yeni doğanda COVID olduğu zaman çok nadiren ciddi klinik semptom oluyor. Bir de gerçekten o anneyle işte bir araya konmasında falan hiçbir sakınca yok. Hiçbir yerde böyle bir uygulama yapılmıyor. Dolayısıyla annenin sağlığı emzirmeye müsait değilse ancak bu işte sağarak sütü vermek olabilir. Yoksa onun dışında hiç değilse emzirirken anneye vermekte yarar var aslında. Bu bize sordukları zaman bizim yeni doğancılar bize böyle olması gerektiğini söyledik ama Niyazi Hoca'dan anladığım kadarıyla uygulama öyle olmamış. Hocam cevap verebilir miyim? Buyurun İbrahim. Hocam şimdi Türk Neonatoloji Derneği'nin aldığı bir karar bu. Biliyorum ben. İkincisi de ISİOG'un guideline'ında da geniş bir yelpaze tarzında bunların bir seçenek olarak sunulması gerektiği söyleniyor. Yani anne emzirebilire kadar gidebiliyor bu iş. Ancak çocuğu da ayırabilirsiniz kısmı da var. Yani bunu aslında doktorların ve kurumların bir kararı olarak görmek lazım. Çünkü üçü de var. Emzirebilir, süt sağabilir. Ama bunun var hocam, bu var dediğiniz şeylerin bir dayanağı olması lazım. İsyon guideline'ında yani hocam. İsyon guideline'ında. Tamam. Hocam, Mehmet Hoca'ya konuşsun, sonra ben Narma söz vereceğim. Buyurun. Guideline dediğiniz sizin benim gibi birkaç tane hoca oturuyor. Belli literatürlere dayandırarak bir şeyler koyuyor. Şimdi eğer ben diyorsam ki ya bakın işte bunlar diyelim ki hani farklı görüşler var diyorsun. O farklı görüşü olanın bir dayanağının olması lazım. Demeli ki bakın bunu annenin yanına verirsek çocukta şu problemler ortaya çıkabilir ve bunun bir dayanağı olur. Ama bir başkası der ki ya onlar olabilir ama emzirmek daha önemlidir. Onun için verin. Böyle değil ama. Yani emzirmemesi gerektiği yönünde hiçbir dayanak yok. Ne literatür bilgisi var, ne bebeklerin takibinde böyle bir sonuç var. Onu söylüyorum. Yoksa guideline dediğimiz şey Neonatoloji Derneği'ninkinde öyle. Bizim derneklerimizin de öyle. 2-3 kişi oturup öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye karar veriyor. Sonunda da bu onu rehber kaynak gösteriyor. Onu böyle yayılıp gidiyor. Ama işin gerçeği şu, böyle bir şeye gerek yok, onu söylüyorum. Evet. Yoksa bir rehberde böyle bir şey olabilir. Bir şey ekleyebilirim. Berna Hanım, buyurun. Evet, şey bakın bu tartışmanın olması da bizim aslında ulusal bir protokolümüz olması gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Evet. Teşekkür ediyorum, iyi ki bu konu açıldı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de sizin de belirttiğiniz gibi diyor ki emzirmenin faydalarını ortaya koyduğumuzda yani bebeğe bunun geçme ihtimalindense emzirmenin faydalı olduğunu kabul etmemiz lazım. Onun için emzirmeyi desteklemeliyiz. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün genel anlamda söylediği çok önemli bir şey var. Hiçbir kadın diyor pandemi var diye üreme hakkı ile ilgili haklarından mahrum kalmamalı. Emzirme de yani anne için bir hak olarak düşünülüyor. İşte Çin'de izole edildiğine dair küçük yayınlar bazen sunumlarda bizi izole ettik diyorlar. Ama onun dışında
tam izolasyon öneren çok fazla kişi yok ama herkes şunu söylüyor. Siz muhakkak aileyle konuşun. Çünkü siz deyin ki hastanede doğum yaptığınız bir hastayı 24 saat tuttunuz, izole ettiniz. Hastanın da semptomları geriliyor, eve göndereceksiniz. Evde onun izole edilebilmesine imkan var mı? Yani sonuçta anne muhakkak bebekle tentene temasa girecek. Onun için önemli olan muhakkak anneye bu maske takması, ellerini yıkaması, odada başka enfekte insanların olmaması, işte bu bizim bulaş yolları diye herkes için tanımladığımız bütün o faktörlere uyum sağlayarak bebeğe bakması. Çünkü sonuçta bebek sadece... Kişiye göre kişiselleştireceğiz, kişiye göre karar vereceğiz. Ama çok emzirmeden yana olacak. Bir şey eklemek isterim bu konuyla ilgili. Buyurun. Bakanlığımızın son guideline'ında Mehmet Ceyhan hocama çok teşekkür ederim. Berna Dilbaz hocama da öyle. Bakanlığımızın son guideline'ında anneyi uygun şekilde giydirdikten sonra meme başı antisepsisini müteakip emzirtebilirsiniz şeklinde bir ibare var. Medikolegal açıdan meslektaşlarımızın bundan haberdar olmaları gerekir. Mehmet hocama ve Berna hocama yine çok teşekkür ederim. Ben şahsen çok ikna oldum ama bakanlığımızın da böyle bir guideline olduğuna göre şimdilik maalesef elimiz kolumuz bağlı gibi gözüküyor. Evet. En azından giydirmek suretiyle emzirtebileceğimizi annelere biz söyledik. Fakat annelerde de bir anksiyete var. Tercih etmediler. Ama bunu tavsiye etmeye devam edeceğiz. Teşekkür. Teşekkür ederim. Bu emzirme konusunu açıkladık. Şimdi bir yorum istiyorum. Bakın bir sürü arkadaş diyor ki gebelerde asemptomatik bir infeksiyon olabilir. Sağlık Bakanlığı tüm terme yakın gebelere PCR süpürüntü testi yapması uygun mudur? Mehmet Hoca. Vallahi bir defa mümkün değil. Yani yaptığımız test sayısına bakarsanız ta olayın başında. Tabii ta olayın başından beri işte yapabildiğimiz toplam test sayısı işte 300 bin olmadı. Dolayısıyla bir de mutlaka test yapılması gereken grubu düşünürseniz keşke ondan önce yani hani kadın doğumcu gözüyle değil ben bir işte genel anlamda Türkiye'nin salgınının kontrol edilmesi için ne daha etkili olur diye baktığımda şunu görüyorum. Bizim bir defa öncelikle daha çok test yapıp mümkün olduğu kadar 50 binli rakamlara çıkıp sonra da filyasyonu iyi yapmamız lazım. Yani tespit ettiğimiz vakaların temaslılarına testler yapmamız lazım. Bu daha etkili olacaktır. Yoksa niye yapalım? Zaten yeni doğanda ciddi bir problem oluşturmuyor. Açıkçası gebelerin risk grubu saymamız da bu hastalıkta henüz daha gebelerde bir ağır seyrettiğine dair bir veri yok. İnfluenza'dan ve SARS'tan gelen deneyimlerimizle gebeliği risk grubu içine sokuyoruz. Bir de bildiğimiz işte gebeliğin immünosüpresyonu nedeniyle. Yoksa gebelerde daha ağır seyrettiğine dair bir şey olmadığı gibi yeni doğanlarda da belli bir yaşın üstündeki kişileri düşünürseniz onlara göre daha hafif seyrediyor. O yüzden yani böyle gereklilik sıralamasına koyduğunuz ön sıralarda yer almayacaktır. Hocam size gene bir soru var. Diyorlar ki viremi yapıyor mu? Viremi yapıyorsa idrarda ve feçeste olması vajinal doğumu bebeğe bulaş, ekibe bulaş açısından daha riskli kılar mı? Bunu tüm arkadaşlarıma soracağım ve toplantıyı bitireceğim. Buyurun efendim. Bir defa kana geçtiği gösterilmedi. O yüzden de zaten bu plazma tedavisi tartışmaları falan var. Onun da etkinliği o yüzden çok tartışmalı. Çünkü mukozada kalan bir hastalık gibi görünüyor. Gaytada ve idrarda gösterilen virüsün DNA'sı. Dolayısıyla canlı virüs henüz gösterilmedi. Dolayısıyla ne gaytayla bulaştığı ne idrarla bulaştığı da gösterilmiş değil. O yüzden herhangi bir endikasyon değiştireceğini düşünmüyor. Evet, teşekkürler. Berna Hanım bu konuda. Yani vajinal doğumun sağlık ekibine bulaş açısından veya bebeğe bulaş açısından daha riskli olduğuna dair hiçbir şey yok. Çünkü vajinal akıntıyla enfekte olmuş yani vajinal doğmuş, enfekte olmuş bir bebek şu ana kadar bildirilmedi. Tabii şimdi bütün bunları söylerken şunu da düşünelim. Şu ana kadar hep okuduklarımız Çin ve işte
Çin'le ortak Batı dünyasının. Ama bence yakında işte İtalya, Almanya buradan gelecek yayınlar da bize daha farklı, belki bizim daha yakında daha kullanabileceğimiz şeyler öğretecek diye düşünüyorum. Şu anda sezaryen aslında başlı başına ameliyat olduğu için hasta bir insan için daha riskli bir durum. Onun için sezaryen daha iyidir diyecek maalesef bir bulgumuz yok. Ama tabii saatlerce travay çekecek, işte bağıracak, maske kullanmayı reddedecek bir anneyle de karşı karşıyaysak, o zaman da daha belki doğumu hızlandırmamız lazım gelecek. Ve doğumun, eylemin takibi sırasında muhakkak oksijen desteği sağlamamız gerekecek. İşte bütün bu annenin maske takmasını nasıl sağlayabiliriz enfekte annenin? Bir yandan işte nefes alma egzersizleri yaparken. Yani gerçek anlamda zor bir durum. Hani kurtuluş sezaryanda mı diyeceğimiz bir durumda yok. Yani ne bebek ne bizim açımızdan sezaryanın daha az riskli olduğunu düşünemeyiz. Anestezi açısından daha da riskli olduğunu düşünelim. Sağ ol. Niyazi Hocam ve İbrahim Hocam'a son bir kez. Niyazi Hocam, meslektaşlara bu COVID-19'lu gebeleri çok takip ettiniz, takip ediyorsunuz. Nedir? Bu dediğimiz gibi SARS'taki, MERS'teki gibi çok morbid seyretmiyor. Hafif seyrediyor. Buna katılıyor musunuz? Yoksa bu görüşleriniz değişiyor mu? Buyurun. Aynı soru İbrahim Hocam'a geliyor. Sınırlı sayıda gördüğümüz gebeden elde ettiğimiz bilgilere göre evet, şimdi gebe popülasyonunda bir tarama yapmadık. Bize gelen gebelere bakabiliyoruz. Bize gelen COVID pozitif ya da akciğer bulgusu olan gebelerde klinik başlangıçta iyi bile olsa çok süratli kötüleşebildi. Bizim takip ettiğimiz gebelerde sonuç doğumla sonlandırdıklarımız, yani aşağı yukarı yarısı şiddetle kötüleşti. Fakat halen gebe olarak da takip ettiğimiz herhangi bir problemi olmayan, satürasyonu iyi olguların yarısı da var. Evet, yani SARS'taki, MERS'teki gibi çok kötü değil ama Çin'deki deneyim gibi de çok masum da gitmiyor herhalde. Gitmiyor, çok süratle yoğun bakımlık olabiliyorsunuz. İbrahim Hocam. Hocam, SARS'ta hatırladığım kadarıyla anne ölümleri komisyonundan 9 tane anne ölümü vardı. Net olarak hatırladım benim. Daha fazla da vardı. Şeyde, domuz gribinde. Evet, evet. Şimdi burada domuz gribinde 28 gebe öldü. 28. Yani, evet. Evet. Bir yılda benim herhalde evet. Şey yaptım. İstanbul sayısı. Evet, 9 İstanbul'da. Evet, İstanbul. Evet, İstanbul verisi seninki. Evet. Şimdi bu bizim gördüğümüz, yani şu anda 20 hasta devamlı oluyor gibi benim serviste. Ağırlaşan işte bir tek satürasyonu düşen bir hastamız oldu. Onun dışında ağırlaşan bir vaka olmadı. Bizdeki diğer erişkin COVID'liler çok daha ağır seyrediyor. Ölümler var. Bizde şu anda böyle vaka yok. Ağır pnömonili vakalarımız oluyor. Ama onların genel durumunda ağır pnömoniyle paralel çok büyük bir bozulma olmuyor. Olmuyor. Siz Çin verilerine uyumlu diyorsunuz. Vakalarımız kötü gitmiyor. Şu anda öyle. Tabii vaka geldikçe ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda böyle. Ama Çin'den de baktığımız zaman 40-50 yüzlük vakalarla, senin de elinde şu anda 20-30 tane vaka var. Evet. Aynı şekilde Niyazi Bey'de de var. Evet. Mehmet Hocam, size de bir son söz vereyim. Sonra da kapatalım. Buyurun. Berna Hanım, size de vereceğim son söz. Evet. Aslında buyurun. Bir defa Çin verilerine gerçekten çok güvenmemek lazım. 83 bin vaka takip ettiler. En büyük serileri 100-150 vaka. O yüzden ben onların hastalığın gidişatı, tedavisiyle ilgili verilerine de çok güvenemiyorum. Berna Hoca'nın dediği gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen çalışmalar var ve çok sayıda vakaları oldu. Onların deneyimleri önemli olacak. Ama biz o zamana kadar mümkün olduğu kadar işte hem tedavi hekimliği yanında hem de işte koruyucu hekimlik tarafında eğer bu hastalığı biraz yavaşlatabilirsek belki o arada daha etkili tedaviler bulunacak ve onları kullanma şansımız olacak. Ben katılan herkese, dinleyen, izleyen herkese
saygılarımı sunuyorum. Yaklaşık 450 tane kadın doğumcu arkadaşımız izliyor şu anda. Biz de herkes adına size teşekkür ederiz hocam. Berna Hanım, son bir cümle. Son bir cümle. Şu anda söylediklerimiz şu anki bilgilerin ışığında. Muhakkak ki veriler geldiğinde bilgiler değişecek. Ama şunu kabul edelim, gebelik gerçekten bir günlük, bir anlık değil, uzun bir süreç. Hani gebelikte böyle bir enfeksiyonun geçirmesi gerçekten hepimiz için stresli, anneler için geleceğin ne olacağını bilmemek, anne sağlığı, bebek sağlığı açısından hepsi için stresli. Ama bütün tedavilerde, bütün rehberlerde bir önemli nokta var. Öncelik taşıyan annenin sağlığı. Yani biz obstetrikle ilgili kararlar verirken öncelikle annenin sağlığını ön planda tutmalıyız. Evet, teşekkür ediyorum. Anne sağlığı. Niyazi Hocam bir cümlede sizden alıyor. Değerli katılımcı hocalarıma ve dinleyicilere sevgilerimi sunuyorum. Şunu vurgulamak isterim. Mediko-legal açıdan guideline'lardan uzak kalmamalıyız. Asla şüpheli bir gebemizi ne normal polikliniğe ne de standart doğumhanemize almamalıyız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. Evet, İbrahim Hocam, Polat Hocam. Hocam, şimdi ben... Son cümlem. Son cümle şöyle, doğum şekline değinerek kapatmak istiyorum. Vajinal doğum kesinlikle kontraindike değil. Ancak bu doğumhanenin şartları ya da doğum yaptırılacak yerin şartları sağlanmak şartıyla böyle olmalı. Doğumhanenin normal herkesin doğum yaptığı, bütün gebelerin doğum yaptığı bir yerde uygun olmayan odada bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Vajinal sıvıda da virüs gösterilmemiş, onu da belirteyim. Ama bir de pratik gerçek var. İki yayında okuduğum kadarıyla birisinde 4:3 oranında, birisinde %91 oranında sezaryen doğum var bu hastalar. Bunu unutmamamız lazım. Sezaryene girerken de maksimum koruyucu ekipmanla girmemiz gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar da rejiyonal anestezi kullanmak gerektiğini söylüyorum ve bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Çok düzgün mesajlar gitti. Benim tek bir ilave edeceğim nokta var. Tüm kadın doğumcu arkadaşlara öncelikle kendilerini ve ekiplerini korumalarını bu zor günlerde. Çünkü rutin işimiz doğum. Doğumda ne olacağı, karşımızdaki kişinin muhtemel COVID'li, şüpheli COVID'li olarak kabul edilerek yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de katılan tüm hocalarıma, Mehmet hocama, Berna hocama, Niyazi hocama, İbrahim hocama teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür tabii ki Fırat'a ve Volkan'a, Cerrahi TV'ye. Bize bu zor günlerde emin olun sıkı destek oluyorlar. Bu destekleri unutulmaz. Yine bugün izleyen, bana gelen mesajda 450 tane kadın doğumcu arkadaşım izledi. Hepsine de teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinize saygılarımı sunuyorum.